Hafızalara bir buket çiçekle kazındı. Düşünün ki evlilik yıl dönümünüz ve eşinizin gönderdiği çiçeği almak için mesai saatinizde dışarı çıkıyorsunuz. Ama o sırada hain kalleşlerin saldırısına uğrayıp şehit düşüyorsunuz. Geride kanseri daha yeni atlatmış 8 yaşında küçücük bir kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakıyorsunuz. 1988 doğumluydu Zahide Güçlü. Son yıllarda büyük zorluklar yaşadı. 2020 yılının sonlarında annesini kaybetmenin acısını yaşarken, 2021 yılında ise tek evladı olan kızının kanser teşhisiyle sarsıldı. 2023'e kadar 2 sene boyunca hastanede tedavi gören ve iyileşmeye başlayan küçük kız yakın zamanda evine dönmüştü. Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okuduğu sırada tanıştığı Yalçın Ekici ile üniversiteden sonra dünya evine girdi. Şimdi mesleğini özel bir şirkette devam ettiren Yalçın Ekici, bir dönem eşi gibi TUSAŞ'ta görev yaptı. TUSAŞ'ın milli ve yerli projelerinde kilit rolleri olan Zahide Güçlü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla üretilen Gökbey helikopterinin imalatında da aktif görev aldı. Uzmanlık alanı makine mühendisliği olan baş mühendis Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biricik kızına, eşine, ailesine sabırlar diliyor, yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz.